diyebiliriz. Şu an ben ne desem boş ama ülkenin artık bir değişim istediğini görüyoruz. Cumhurbaşkanlığında aldığınız seçim oranını biliyorsunuz. Evet, doğru. Orada %2 oy aldık. Evet, %2 yani. Aynen. Ama yeni bir partiyiz. Kişi... Şöyle söyleyeyim bak. Yeni bir partiyiz. Yeni bir siyasi parti olmamıza rağmen 5 yıllık bir süreçte kurulduk. Ve biliyorsun bizi ulusal basın göstermiyor. Hiç kimse şimdi göstermedi. Hiçbir yer göstermiyor. Yerel sen de basın biliyorsun. Da göstermedi. Aynen öyle. E şimdi seni basın göstermezse ne kadar insanla gidip kendini tanıtabilirsin? Evet. Ama şu anki yerel seçimlerde çok daha güçlüyüz. Çünkü her yerde adayımız var artık. Çünkü adaletin bekçisi, birliğin güvencesi, Cumhurbaşkanı adayı İrfan Uzun geliyor. Uzun geliyor. Adalet ve eşitlik için evet yapabiliriz. Evet, fırsat ve refaha ulaşabiliriz. Evet, bu milleti iyileştirebiliriz. Evet, bu dünyayı onarabiliriz. Evet, yapabiliriz. Önümüzdeki savaşın uzun. Herkese selam. Ülkenin kaderini değiştirecek seçimlerin son haftasındayız. Tartışmalar, konuşmalar ve daha fazla reklam olacak. Ama seninle oturma odanda ya da mutfak masasının etrafında oturabilseydim şunu söylerdim. Türkiye'nin sorunları çözümsüz değildir. Türkiye bu sorunların üstesinden gelecek, vatandaşlarına umut, güven, değişim, gelişim ve birlikteliği sağlayacak, tüm halkımızın geleceklerine güvenle bakmalarına öncülük edecek dinamik, güçlü vizyona sahip bir siyasi oluşum bekliyor. Kavramların içinin boşaltıldığı, değerlerin eskitildiği, sözün anlamını yitirdiği bu dönemde Türkiye yeni ve taze bir anlayışa, kararlı, önünü ve geleceğini görebilen bir harekete, onurlu bir mücadeleye, ayakları yere basan yerli ancak çağdaş bilgilerle donanmış kadrolara, ufuk açıcı, yazılım dünyası programlarını içeren projelere çok büyük ihtiyaç duymaktadır. Bugün millet olarak yeniden ilerlemektedir.